Son kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz." sözleri sonrasında devam eden artışlar bu yeni tedbirlerin neler olabileceği konusunda gözleri bilim kurulu üyelerine ve önerilerin gönderileceği yeni kabine toplantısına çevrildi. Bu kapsamda edinilen son dakika bilgisine göre sert önlemlerin içerisinde tam kapanma ve 9 günlük sıkı tedbir var. Koronavirüste kabine toplantısında alınan son dakika kararları işe yaramazsa gelecek yeni tedbir dönemine ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir," açıklaması sonrası sert önlemlerin neler olabileceği konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre kritik eşik günlük vaka sayılarının 25-30 binlere inmesi olacak. Eklenen gelişme yaşanırsa tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak. Eğer bu sağlanamazsa Bakan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında belirttiği yeni, daha sert ve sıkı tedbirler gündeme gelecek. Hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan bayramını da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma seçenekler arasında. Uzmanların bu konuda tam kapanmaya dahil edilebilecek tedbirlerle ilgili görüşleri şöyle. Alışveriş merkezlerinin kapatılması, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılması, okulların tamamen kapatılması, özel sektörde daha kısa çalışma saatlerinin teşviki ve kamuda daha kısa çalışma saati uygulamasının başlatılması. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 3-9 Nisan tarihli koronavirüs vaka haritasına göre, Doğu Karadeniz'de en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşanırken, Trabzon'da oran 353,49'dan 359,28'e yükseldi. Bölge illeri arasında artış oranı en düşük kent olduklarını belirten Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Usta, azalma olmadığı için yine temkinli olmaları gerektiğini söyledi. Usta, ülke genelinde pik yaşayacağımızı Nisan aylarında zaten biliyorduk. Bunun ne kadar olacağıyla alakalı kaygı vardı. Geldiğimiz tabloya baktığımız zaman aşırı iş yüküne yol açan ve bizim gerçekten yapamayacağımız kadar iş yüküyle karşı karşıya kalmamızı sağlayan bir durum en azından şu an için yok. Özellikle ilimiz için bunu söyleyebilirim diye konuştu. CHP'nin Türkiye'de birçok ilde astığı, 128 milyar dolar nerede? Pankartlarına Trabzon'da katıldı. CHP Trabzon İl ve Ortahisar İlçe Başkanlığı'na asılan, 128 milyar dolar nerede? Afişlerinin polis tarafından kaldırıldığı kaydedildi. CHP Ortahisar İlçe Başkanı Oyman, pankartların polisler tarafından, Trabzon valisinin talimatıyla kaldırıldığını söyledi. Pankartın il başkanlığından kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Ortahisar İl Başkanı Ömer Hacı Salioğlu, il başkanlığı astığımız pankartlarımız, emniyet tarafından alındı. Yine de soruyoruz. 128 milyar dolar ne oldu? İfadelerini kullandı. Pankartların kaldırılması sonrasında yeniden asıp asmayacakları sorusuna ise Oyman, sormaya devam edeceğiz. Söylemlerimizle, paylaşımlarımızla bunu soracağız. Orada istediğimiz şey herkesin aydınlanması. Bunun net cevabı almayınca sormaya devam edeceğiz. Bugün pankartı indirirler ama bir şekilde biz bunu dile getiririz diye konuştu. Trabzon için önemli bir yere sahip, tarihi Avrasya Pazarı projesi için sözleşme imza töreni düzenlendi. Yap işlet devret modeliyle hayata geçirilecek projenin Trabzon'a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tarihi Avrasya Pazarı, yeni yerinde daha iyi şartlarda varlığını sürdürecek dedi. Moloz mevkisinde inşa edilen caminin çevresinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni yaşam ve rekreasyon alanında faaliyet gösterecek Avrasya Pazarı için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Pazarı Esnafları Koruma, Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği arasında sözleşme imzalandı. Meydan tarihi binada gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, Dernek Başkanı Muzaffer Beşinci, daire başkanları, dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Kitaplığı yayınları ile Türkiye'nin kültürel atılımına katkı sağlamayı ve kültür tarihinin karanlıkta kalan köşelerini aydınlatmayı amaçlayan çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mimari eserlerimizi süsleyen motifler, aynı zamanda yaşanmışlıkların birikimidir. Zamana direnmeye çalışan mimari yapılarımızda vücut bulmuş desenlerimizin, gelecek kuşaklara aktarılması için, farklı formlarda yeniden hayat alanımıza girmesini sağlamak gerekir. Bu amaç doğrultusunda Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte hazırladığımız Motif Trabzon isimli çalışma, geçmişin hazinesini geleceğe taşıyabilme yolunda küçük ama değerli bir adım olmuştur.
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, mimari eserlerimizde yer alan desen ve motiflere başka bir formda yeniden hayat verdi. İğne, iplik, fırça ve gümüş tellerin marifetiyle eserlerimizin desen ve motifleri, hünerli ellerde yeni bir sanat eserine dönüştürüldü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon Kitaplığı markasıyla bundan sonra da Türkiye'nin kültürel atılımına katkı sağlamaya ve kültür tarihimizin karanlıkta kalan köşelerini aydınlatmaya devam edeceğiz denildi. Trabzon'da yaşanan bir olay adeta akıllara durgunluk verdi. Türkiye'de vatandaşların şikayetler için başvurdukları bir web sitesine, Trabzon'dan yapılan bir şikayet çok konuşulacak cinsten. İddiaya göre bu şikayet, Trabzon'un en işlek sokağı Uzun Sokak'ta bulunan, Türkiye'nin farklı illerinde şubeleri olan Tavuk Dönerci'de yaşandı. Meydan tarafında bulunan dönerci ile ilgili yapılan şikayette, vatandaşın iddiasına göre tavuk dönerin içinden salyangoz çıktı. Geçen hafta tavuk döner siparişi verdiğini ve siparişi yerken baş parmak büyüklüğünde canlı salyangoz çıktığını iddia eden vatandaş, bu iddiasını da siteye yazdı. Vatandaş, şikayetle ilgili şunları söyledi. Siparişi yerken içerisinden şaşırılacak bir şekilde baş parmak büyüklüğünde canlı salyangoz çıktı ve bu salyangozu dürümü ısırdığımda ağzımda fark ettim. Dönüp firmayı aradığımda bana sebze toptancısını değiştirdiklerini söylediler ve ürün parasını iade ettiler. İçerisinden çıkan salyangoz küçük bir şey olsa, kabul edilebilir bir açıklama olabilir belki ama, baş parmak büyüklüğünde bir canlı salyangozdan bahsediyoruz. Dürüm hazırlanırken fark edilmeme ihtimali yok. Böyle bir iğrençliğe ve hijyensizliğe göz yumulmamalı. Ayıptır, günlerdir doğru düzgün yemek yiyemiyoruz artık sayenizde. Gerekli bütün hukuki işlemleri başlatacağım sözlerini kullandı. Öte yandan aynı firmanın daha önce eksik gramajdan geçici süreliğine kapandığı belirtildi. Katü Farabi Hastanesi, girişimsel radyoloji alanında Profesör Doktor Hasan Dinç ve Doçent Doktor Şükrü Oğuz, hem bölge insanımıza hem de çevre ülkelerden gelen hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor ve dünya çapında bugüne kadar pek çok uzman da yetiştirdi. Profesör Doktor Hasan Dinç ve Doçent Doktor Şükrü Oğuz'un önderliğindeki ekip, yakın zamanda iki hastanın daha iyileşmesine vesile oldu. Sağ kolda ve bacakta güç kaybı ve konuşma bozukluğu olup Katü Farabi Hastanesi'ne getirilen 37 yaşındaki ilk hastanın, yapılan tetkikleri sonucunda, inme felç geçirdiği anlaşıldı. İnmenin nedeninin, sol beyin damarında yırtılmaya bağlı darlık olduğu anlaşılan hasta, acilen girişimsel radyoloji ünitesine yönlendirildi. Hastanın beyin damarında darlık olan bölüme, kapalı yöntem ile kasık damarından girilerek stent takıldı. Zorlu geçen girişimsel işlem sonucunda hasta, büyük ve riskli bir ameliyata gerek kalmadan tüm şikayetleri düzelerek kısa bir sürede şifa bulup taburcu edildi. 48 yaşındaki diğer hastanın yapılan ilk incelemelerinde, hastada beyin kanaması bulgularına rastlandı. Beyin damarları anjiyografisinde, hastanın beyninde 8 mm çapında baloncuk anevrizma tespit edildi. Patlaması an meselesi olan anevrizmaya, kapalı yöntemle kasık atar damarından girilerek sağ ve sol arka beyin damarını korumak için stent yerleştirildi ve kritik olan anevrizma, koiltel yumak ile kapatıldı. Zorlu geçen bu girişimsel işlem, hastanın büyük ve riskli bir ameliyata gerek kalmadan şikayetlerini ortadan kaldırıp kısa bir sürede şifa bularak taburcu olmasını sağladı.